Bayanlar baylar, şimdi sizlere 15 dakikalık konuşmasını yapmak üzere Bay Ahmet Cigat'ı takdim ediyorum. Kardeşlerim ve kız kardeşlerim. 75 dakikalık bir süre içerisinde bizim önümüze 150 adet test sürdü. Bu testleri yakalayın. Evet, yakalayın. Yakalayın. Siz ne kadarını yakalayabildiniz bilmiyorum. Ben 70 yaşında bir adamım. O ise 100.000 suratla okuyor. Evet, çok suratla okuyor. Görüyorsunuz bu iş ne kadar zor. Takdir ediyorsunuz bu iş ne kadar zor. Güç. Doktor Şuruş konuşması esnasında İslam'ın peygamberi hakkında, peygamberimizin İsa'nın annesi olan Maria ve Harun'la Musa'nın kız kardeşi olan Meryem'in farkını bilmediği konusunda bazı suçlamalarda bulundu. Bunun içindir ki bir mantık yürüterek Kur'an Allah'ın sözü değildir sonucuna vardı. Kendi mantığıyla bu sonuca vardı. Şimdi Müslümanlar diyor ki bu saygılı olarak konuşmanın bir metodudur. Bu konuyla ilgili olarak size şu sureleri okuyorum. فَاَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. This is Surah 19, Surah Maryam. Meryem suresi. Manası ise çocuğu alıp kavmine getir. Onlar Meryem utanılacak bir şey yaptı. Ey Harun'un kız kardeşi. Baban kötü bir kimse değil. Annen de iffetsiz değil. What is she to do? Can she? Kavmi bu çocuğun babasız olarak nasıl doğabileceğini anlamıyor. Tabii ki onu suçluyorlar. Bu çocuğun kanunsuz bir ilişkiden meydana gelen bir çocuk olduğunu düşünüyorlar. Onun için bunu Meryem'e doğrudan doğruya söylemedi. Ey Meryem diyorlar. Sen soylu bir aileden geliyorsun. Musa soyundan. Evet, Musa soyundan. Harun ve Musa İsrail oğullarının imamlarıydı. Yani liderleriydiler. Ya onlar bebeği gösterdi. Evet, bebeği gösterdi ve ona sorun dedi. Çünkü Meryem onun olağanüstü bir çocuk olduğunu biliyor. Ve işte annesinin kollarındaki mucizevi olarak doğmuş İsa'ydı. Şimdi çocuğu bir tarafa bırakalım. İsa'nın peygamberi olan Hazreti Muhammed, İsa'nın annesi olan Meryem'le Harun ve Musa'nın kardeşi olan diğer Meryem arasındaki farkı bilmiyor. Doktor Şoruş'a göre ikisinin arasındaki fark 1300 bilmem kaç seneden fazlayım. İkisinin arasındaki fark buymuş. Bu konuya en mantıklı imamlar tarafından getirirken Hristiyanlar başlarını sağa sola sallayarak hayır Hazreti Muhammed aradaki farkı bilmemektedir demektedir. Pekala.
Hazreti Muhammed farkı bilmek. Öyleyse bu laf Allah'ın lafı olmamalı. Şimdi bakalım. Bu nasıl oluyor? Kendi sorunuzu kendi kitabınızdan cevap veriyorsunuz. Kutsal İncil'in içerisinde, peki neresinde? Yani Ahid'in ilk kitabının, ilk sayfasının ilk suresi. Hiç unutmazsın. Bir. Yine üç az bir oyunun için. Hiç unutmazsınız herhalde. Ne diyor? Ne diyor diye soracaksınız bana. Bakın ne diyor, size söyleyeyim. Hatırlıyor musun? Size İsa'nın soy kütüğünü göstermiştim. İncil'in ilk sayfasının ilk suresinde İsa'nın bu soy kütüğü vardır. Bu İsa'nın soy kütüğüdür demektedir. İbrahim'in oğlu. Ona sor. Ona sorun bir kere. Onun ne söylediği işte burada. İsa İbrahim'in oğlu. Diğer soy kütüğünde ise Luka İncil'inde yani İsa'nın Joseph'in oğlu oldu. Marangoz Joseph babasıydı. Markus İncil'ine göre ise İsa Allah'ın oğlu. Vay. İsa İbrahim'in oğluymuş. Yani İbrahim İsa'nın babası. Davud'un oğluymuş. Yani Davud İsa'nın babası. İsa Joseph'in oğluymuş. Yani Joseph İsa'nın babası. Dört babası olan bir adam. Sizin İsa'nız da Amerika'da buna ne dersiniz? Ya ne demek istiyor öyleyse? Öyleyse bence bunun bir açıklaması olması lazım. Bunun açıklaması nedir biliyor musunuz? Ama bakın şayet İsa size yargılayın dediyse yargılarsınız. Yargılamayın dediyse yargılayamazsınız. Bunun dışında bir şey yapamazsınız. Tabii aklınız başınızdan gitmediği sürece. Görüyorsunuz değil mi? Kardeşlerimiz neler diyor? Laf. Arapça. Ama Arapça ile ilgili sözlerinin dışında kaseti elinize alın. Her sözünü iki kereden fazla söylemiştir. Size bir örnek vereceğim. Albert Hall'deki ilk toplantı. Doktor Schur'un sorulara maruz kalmıştı ve Allah'tandır ki videoya almıştı. Burada şunları söylemişti. Baydı da atmayın sizler. Diğer Müslümanlar İsa'ya inanıyorsunuz. İnanıyorsunuz değil mi? Evet. Tabii inanıyor. Fakat Kur'an'ın bu konuda neler söylediği konusunda da mükemmel şunları söylemiş. Ve onu hatalı tercüme etmiş. Evet, kaseti gördünüzse okuduğunu ve yanlış tercüme ettiğini görmüşsün. Ve kendisi bunun için de hala özür dilememiştir benden. Tercüme etmiş ve şunları söylemiştir. İsa doğmuştu, öldü ve yeniden gelecek. Oysa bana doğduğum günde, öleceğim günde ve dirileceğim günde selam olsun demesi gerekirdi. Yanlış tercüme etmiştir, o bir Arap. Bunun affedilebilecek bir tarafı yoktur, Arap da bilmektedir. Arapçayı bilerek bu sözleri yanlış tercüme etmiştir. Bu kelimeyi öldüğüm olarak, oysa bunun gelecek zaman olarak, öleceğim gün olarak tercüme etmesi gerekiyordu. Yanlış tercüme etmiştir. Ayet bu. Bilerek yapılmışsa affedilmez bir hatadır. Bilare hepimizin de izlediği Elibus salonundaki ikinci tartışmada Kur'an'da 113 yerde teslis akidesinin geçtiğinden bahsetmektedir. We see the Trinity. Soruş Bismillah'a benzeyen Arapça anlaşılmayan bir söz söylemektedir. 113 kez teslisten bahsedilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu üçlemeymiş. Teslis. Bunu söylemek bir Arap için affedilmez bir hatadır. Bilerek söylenmişse şeytani bir şeydir. Ve
bu hastalık devam edip gidiyor. 15 dakikamız var. Evet. Kim kimi yakalarsa bu 15 dakikada. Şimdi. Geçen toplantıda şunları söylemiş. Doktor Shorus geçen toplantıda şunları söylemiş. 75% of the wonderful Quran in my wonderful language of Arabic is from the Bible. Hatırlıyor musunuz? Size geçen toplantıda size şunu soruyorum. Biliyor musunuz? Benim güzel Arapçamla yazılmış olan bu şahane Kur'an'ın %75'i İncil'den alınmıştır demiş. Ve 75 dakikası vardı. Ama bir tek bir tek örnek bile gösteremez. Bu kitabın %75'i bu kitabın içerisine kopyalanmış. Ve ona rağmen bir tek örnek gösteremiyor. Birinin yazdığı bir şeyi kopyalamak, aynısını almak, olduğu gibi almak ne demektir? Biliyor musunuz? Bakın. Hristiyanlar Yahudi hakkında neler diyor? Neler eklemişler? Evet, bir kitap var. İsmi Kur'an'da Yahudi inançları. Yazarı İbrahim Peygamber. Bir kitap daha var. İslam'ın kaynakları. Şenkler Hinsdam yazmış. Kitaplar. 1800'lü yıllardan 1950'ye kadar İslam'a karşı 60 binden fazla kitap yazmışlar. İşte onlardan bazıları. İslam'da Yahudi inanç. Bir başkası İslam'ın kaynakları, Kur'an'ın kaynakları. Yazarı ise Sinclair'miş. Bu kitabı bir aziz yazmışlar. Ve bu kitabın içinde hep ayetler, ayetler, ayetler var. Öbüründe de öyle. Fakat bu kitap aslında Farsça olarak yazılmış. Evet, Farsça olarak yazılmış. William Moya onu İngilizceye çevirmiş ve bir ön söz yazmış. Tercümesine bir ön söz yazmış ve şunları söylemiş. Hristiyan ve Musevi kitaplarından Müslüman kitabında pek büyük bir saygıyla bahsedilmek olması çok şaşırtıcı. Hayret verici bir şey. Kur'an, Musevi ve Hristiyan kitaplarından, Tevrat'tan, Zebur'dan, İncil'den, Kur'an'da saygıyla bahsedilmektedir. Sadece bir pasaj onlardan kopya edilmiştir. Kur'an'ın %75'i İncil'den kopya edilmiş olmasına rağmen Doktor Shorus Kur'an'ın %75'i İncil'den kopyadır. 4/3'ü İncil'den kopyadır demesine rağmen bu büyük araştırmacı William Moya sadece bir pasaj onlardan alınmadı diyor. Bu da Mik dünyayı ele geçirecek bir ibaresidir. Bir şartla. Şimdi şuna bir bakın. Kur'an'da böyle bir sure yok. Kur'an'da şu söylenmektedir. Bizim Zebur'la Davud'a vermiş olduğumuz İşte Kur'an'ın söylediği budur. Fakat bu şartlar altında bilgin dünyayı ele geçirmesiyle ilgili olarak Matyas İncil'i 5. bölümü şunu söylemektedir. İsa bilgin dünyayı ele geçireceğini söylemektedir. Şimdi şunu görüyoruz. İşte Doktor Moya'nın İncil'in ilahiler kısmıyla
özdeşliğini söylediği hususta bile fark gördüğünüz gibi bu kadar sarih ve açık, kelime kelime gördünüz. Fakat İsa bunun Davut tarafından getirildiği konusunda bir açıklık getirmemiştir. Bunları ilahilerden aldım demektir. Hazreti Muhammed ise gayet açıklıkla bu husus Zebur'da yazılıdır. Daha doğrusu kayıtlıdır demektir. Çünkü Kur'an bize böyle söylemektedir. Bize Kur'an'ı söylediği ancak budur. İsa bir konudan tam olarak emin değilse bazı yerlerden kopya yapmaktır. Başkalarının yazdığını kopyalamaktır. Ama Hazreti Muhammed öyle değil. Onun için bakın kopyalamak aynısını almak ne demek? Bize göstermesi lazım. Elimde bir Arapça İncil var. Bir de Arapça. Mesela İncil'de İsa ben şuyum diyorsa Kur'an'da da Hazreti Muhammed ben şuyum demektir. İncil'de mesela İsa diyorsa Kur'an'da Muhammed demelidir. İşte buna kopyalamak denir. İşte buna aynısını almak denir. İşte buna olduğu gibi almak denir. Onun için işte 75 uzun dakika oldukça uzun sayılabilecek bir 75 uzun dakika bir tek, evet bir tek cümle kelime örnek verememiş. Hem de bu kitabın %75'i Kur'an'ın içine kopyalanmışken. İşte Arapça İncil bu. Arapça Kur'an'da işte. Kararı siz verin. Teşekkürler Bay Gider. Size bir yanlış anlamadan bahsedeceğim. Doktor Şuruç ilk konuşmadan sonra tartışma için 15 dakikası daha olduğunu sanarak bu 15 dakikayı da ilk konuşmasıyla birlikte kullanmıştı. Taraflar Doktor Şuruç her ne kadar ilk konuşma süresi 90 dakika olarak kullanmış ise de tartışma için kendisine bu 15 dakika kalmadığından dolayı bu 15 dakikayı kullanabilmesi konusunda anlaşmışlardı. Bu yanlış anlamadan ötürü kendisine tartışmanın devam edebilmesi amacıyla bir 15 dakikalık süre daha veriyor. Lütfen sessiz olun. Bu tartışma gayet nazik olarak yönetilmektedir. Lütfen konuşmacıların fikirlerini rahatlıkla ifade etmelerine müsaade ediniz. İtirazlarınızı konuşmacıların konuşmaları bittikten sonra bildirsiniz. Konuşmaların konuşmaları devam ederken değil. Doktor Çoruş, 15 dakikalık süre için. Teşekkür ederim Sayın Başkan ve tartışmaya ilgili düzenlemeleri yanlış anladığım için üzgün olduğumu belirtmek istedim. Genç bir adam yolunu senin sütün gibi ateş alarak da nasıl açabilecektir? 11. ayet. Senin sözün ki kalbimin içinde okuyor. Bu öfke onu sana karşı söyleyemiyorum. 133. ayet. Benim adamlarımı senin yoluna doğru yönelt ve beni doğru yoldan götür. 2. Timoti 316-317. Eski ahitte Allah'ın kitabıdır ve doktriner olarak ispatlamak için, düzeltmek için, öğretmek için, insanlar için her türlü iyi amaçla faydalanabilecek bir kaynaktır. Her türlü iyi işi tamamlayabilecek bir yapı. Roman 124. Daha önce yazdığımız her şey, kendi öğrenmemiz için yazdığımız şeyler ve eski yeni ayetlerden alarak yazdığımız bu şeylerden insanların faydalanabilmesini umarız. İsa'nın hayat dönemi boyunca İsa en az 3 adet mucize gösterdi. Kur'an daha da ötesini söylemedi halinde bize İncil'e inananlarla tartışmamızı söylemek. Ve bunun da ötesinde Hazreti Muhammed kendisine inanmamız gerektiğini söylemekte ve bu kitaba inananların da artık kendisine inanmasını talep etmekte. Ya da daha hoşunuza gidiyorsa, elbette bu cihetle Maide suresinde şunları okuyun. Maide suresinin 44. ayetinde, doğrusu biz yol gösterici ve nurlandırıcı olarak Tevrat'ı incelik. Kendisini
Allah'a teslim etmiş peygamberler, Yahudi olanlarla, onunla ve Rabbeki olanlar, bilginlerde Allah'ın kitabından elde mahfuz kalanla hükmederlerdi. Evrada şahitler. İnsanların hayatıyla ilgili bu konulardaki bir soruyla ilgili olarak size şunu ifade etmek isterim ki, kalabalığınız arasından bir ilim adamının soruyu yöneltirken şunu fark edemediğine şaşırdığımı ifade ediyorum. Evet, beni şimdi iyi dinleyin. Matiste İsa'nın ataları edinilmiş baba olarak Joseph'i dayanır. Ve benim kadar sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki onun için 66 baba gerçek baba değildir. Mesele bu kadar basitmiş. Bugünlerde bu mesele ciddi bir önem arz ediyor. Bunun da ötesinde bu günlerde insan atalarını ispat etmek durumunda kalıyor. Evet, kesinlikle bu böyle. Zira servet sahibi olmak da buna bağlı gibi görünüyor. Kesinlikle böyle. Bunun için ki İsa Joseph vasıtasıyla ve Yuda kabilesi vasıtasıyla Davut'un muhteşem soyuna bağlı olarak gözükmektedir. Doktorluk İsa'nın bir diğer soyu ise Meryem'le sona ermektedir. Zira erkek ve kız kardeşi yok. Ve hepinizin bildiği gibi Ürdün kralı Hüseyin kendi soyunu Haşimilerle ve bundan dolayı da bizzat Muhammed'e bağlamaktadır. Çünkü soyun önemine inanmaktadır. Evet haydiler. Etkilenir. Samsun gibi bazı diğer konularda söylediklerinizde etkililik olması lazım gelir. Her şeyden önce bayanlar baylar, hiç kimse Allah'ın sözleriyle alay etme hakkına sahip değil. Evet. İkincisi, Bay Giza'nı tanıdığım günden beri onun İncil mucizeleriyle bazı meseleleri olduğunu belirtmiş. Bu gayet açık. Onun için onun Allah'ı bana rahim sıfatını taşımak için pek ufak gibi geldi. Evet. İnsan bütün gün ve bütün gece Allahu Ekber diyebilir. Ama ben Allahu Ekber demeyi tercih ederim. Bu Allah'ın en büyüktür anlamına gelir. İşte onun içindir ki bu inanılmaz gücüyle hizmetkarlarını görevlerini yapmaya davet etmektedir. Şimdi şunu dinleyin. Mesud. Evet, Mesud'u kimdir? Bu Mesud'u Murad bize sayfa 376'da Saffin Savaşı'nda Ali'nin kendi eliyle silah yok, sopa yok, kere kemiği veya başka bir şey yok. Bir günde 500 kişiyi öldürdüğünü söylemektedir. Evet, şimdi ben merak ediyorum bu hikayenin Samson'un bir kere kemiği de 1000 kişiyi öldürmesinden daha inanılabilir olup olmadığını merak ediyorum. Evet, bunu kesinlikle merak ediyorum. Samson tenle çevirilir bir yere onların bu kemikleri yiyecekleri koymuş ve onları bu yemle yemlemiştir. Ve birçok insanda dendiği gibi tilki gibi kurnaz ilk tilki dikkatle bu yemeğe gelmiştir. Niye tilki gibi kurnaz? Biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Çünkü tilki yakalandığı zaman ölü taklidi yapar. Ölü diye bırakınca da kalkar gider. Samson tilkileri ölü taklidi yaptıklarında bağlamış ve sağlam bir ipte etraflarına yanan meşaleler bağlamıştır. Bu yaratıkların etraflarındaki alevler saçan iple birlikte araziye doğru koşarak düşmanın hububatını ateşe vermelerini görmek ne kadar mutlu bir olay. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Samson açıkça gaddar ve sadist biriymiş. Şimdi size sormak istiyorum. Lütfen cevap verin. Kur'an Allah'ın Davut'a Zebur'u verdiğini söylemektedir. Size bir soru sormama müsaade ediniz. Biliyor musunuz Allah 150 adet ilahi göndermiştir. Bunlardan 50 tanesi isimsiz. Evet.
Bunları kimin yazdığını biliyor musunuz? 12 tanesi Yusuf tarafından, 10 tanesi Zekeriya'nın oğlu tarafından, ikisi Süleyman tarafından, bir tanesi Musa tarafından yazılmıştır. Ve bu 150 tane ilahi Davut tarafından dengelenerek bir araya getirilmiştir. Bunun için Kur'an, Zebur'u Davut yazdı derken, doğruyu ifade eder konumunda değil. Kesinlikle. Size şunu da sormak istiyorum. Sadece İsa'ya verildiğini söylediğiniz İncil için ne buyurdu? Kayış'ın 372 kişiyi ifade etmektedir. Bunun içindir ki İbrahim'in oğulları sadece Arapatlar değiller. Onun içindir ki kitap milletleri İbrahim'e bağlamak için, Arapatları İbrahim'e bağlı oldukları için kutsanmış olmaktan çıkaracak bir millet ortaya çıkaracaktır. Allah benim halkımı bilgi eksikliklerinden dolayı helak olacakları konusunda uyarmaktadır. Çünkü siz bilgiyi reddederseniz ben de sizi reddederim demektedir. Hosea 46. Sevgili kardeşlerim, kalbim bütün Müslümanları sevmekte ve onlar için Allah'a dua etmekte. Temenni ederim ki bu onları kurtarır. Ben onları hakikaten Allah'a bağlı insanlar olarak gördüm ve öyle telakki. Fakat ne yazık ki belirli bir bilgiye bağlı değildir. Allah'ın sistemini bilmemektedir. Ve kendi sistemlerini kurmak ihtiyacı içindedirler. Bakınız arkadaşlar, İsa her inanan için gerekli olan sistemi zaten kurmuştur. Oysa kendi sistemini kendi içerisinde arayan herkes kendi başına kalacak. Fakat öte yandan kalbimizin tek sistemi bize şunu ifade etti. Sistemi sakın kendi kalbinizde arama. O bize cennetten geldi. Bizzat İsa tarafından cennetten getirilmiş veya cennetten getirerek İsa'ya verilmiş. Fakat sizi kurtaracak olan söz sizin yakınınızdır. Hatta öyle ki sizin ağzınızın içerisindedir. Öyle ki kalbinizin içerisindedir. Bu sizin kaderinizdir. Eğer siz ağzınızda İsa'nın Efendimiz olduğunu tasdik edersiniz ve kalbinizde Allah'a onun bir olduğunu kabul edersiniz, bunu söyleyebilirsiniz. Ağzınızla ifade etmek ve kalbinizle inanmak size selameti getirecek. Kader size bunları işitmekle gelecek. Allah'ın sözünü işitmekle gelecek. Allah'ın bir lütfu olarak selamet, Allahsızlığı reddetmeyi öğreterek bütün insanlığa vaat edilir. Bugünkü çağımızda bizler hepimiz ona, İsa'ya teslimiyetle, tamamıyla ve gerektiği gibi inanmak zorunda. Bayanlar, baylar, bunlar benim sözlerim değildir. Hosea 446, Roman 10, Titus 11'den alınmış. Evet. Ne kadar vaktim var? About 3 minutes. Eski ahit Kur'an'dan 1000 sene evvelden. Yeni ahitte Kur'an'dan 500 sene önce gelmiş. Buna rağmen, daha eski olmasına rağmen, bilimsel ve arkeolojik yaklaşımda Kur'an'ın değil, İncil'in orijinalliği muhafaza edilmiş durumdadır. İncil'in ve Kur'an'ın ikisinin de okuyabildiği İncil'in orijinalliğini daha iyi muhafaza ettiği rağmen. İncil'i okumanızı istiyorum ama Kur'an'ın etkisi altında kalmıyor. Kesinlik etkisinde kalmıyor. Teşekkür ederim. Bayanlar, baylar, lütfen dikkat edin. Bay Didas'ı tartışma metnini sunmaya davet etmeden önce bazı duyurularda bulunacağım. Bay Didas'la Dr. Şuruş bu ülkeye yani Amerika'ya tartışmalarda bulunmaya geldikleri andan itibaren Amerikan basınında günlük gazetelerde Dr. Şuruş'un aleyhinde bazı haberler ve makaleler yayınlamaya başlamış. Ve bazı Hristiyan teologlar Dr. Şuruş'un yerine Bay Didat'la kendileri tartışmak istediklerini beyan etmişler. Bunun üzerine Bay Didat kendisiyle böyle bir oturumda tartışmada bulunmak isteyenlere bir çağrıda bulunmuştur. Themselves to actually fakat engage in a debate with them. As a result of actually accorded these people an opportunity of presenting themselves tomorrow at 6:30 p.m. and participating in the debate or symposium with them. But should no one
bir konuşma Şimdi size 15 dakikalık tartışma metnini sunacağız. Sayın Başkan, sayın izleyiciler, her iki kitapta hem Kur'an hem de İncil, Kur'an'ın %75'inin nasıl olup da İncil'in kopyası olduğunu izah etmesini Dr. Şoroş'tan talep etmektedir. Bu gerçek bir istek. Doktor Şoruş şöyle başlıyor. Başlangıçta tartışma metninin başında İncil'den bazı ayetler okuyor. 2 Timoti 3.16. Bütün bir İncil'in vahiy ile yazıldığını ve doktrin, ispatlama, düzeltme ve doğruluğu öğretmede faydalı olduğunu öğretmiştir. It's a beautiful test. Güzel bir test doğrusu. Which from that he concludes that all scripture meaning the Bible is based on this dört teste toplanmaktadır. Eğer if it is a word of Allah'ın God, sözüyse bu dört husustan birini mutlaka yerine getirmeli. Ya sizin doktrininize öğretiniz uygun olmalı. Allah'tan bize gelen her şey bir amaca hizmet eder. It must be your doctrine. O sizin eğlenceniz için değil. Sizin doktrininiz olmalı. Correction, not like doğrulamalı. Like and encouraging hata yaptığınız zaman sizi cezalandırmalı. Öyle değil, böyle olduğunu göstermelidir. Ve sizi iyi şeyler yapmaya teşvik etmelidir. In verse 15, çok güzel. About the old aslında Paul önceki ayetlerde Timoti'den bahsederken 15. ayette eski ahitten bahsetmektedir. Matyas, Markus ve John'dan bahsetmektedir. You see, I Peter, James ve Jude'dan bahsetmektedir. Samson goes to fakat buna rağmen Hristiyanlar bunu bir bütün olarak görmek istiyorlarsa bırakın görsünler. This is supposed to be biliyorsunuz Samson hakkında kısa bir söz söyleyeyim. Samson kazaya gitti. Burada bir orospu gördü. Ve onun evine gitti. Evet bu sözler Allah'ın sözü olarak kabul edilir. Evet doktor Şoruş tarafından bize verilen test duyarınca bu konu hangi kapsama girmektedir? Bu yazılarda sizin doktrininiz bir yere gittiğinizde bir orospu görürseniz onun evine gider misiniz? Bu sizin öğretiniz. Bu doğrulama mıdır? Burada size verilen herhangi bir doğrulama var mıdır? Yok. Esirgeyen, bağışlayan Yüce Allah sizi cezalandıracak, sizi cehenneme koyacağım mı demektir? Read the Bible. Düzeltme. With this critical bunu yapamazsın. There are things in the Bible you can't fit daha sonra girebilirsiniz diye bir husus var mı? Genesis chapter 38. Nedir? Read about Judah, hangi eğitim? The father of the Jewish race. Hiçbir şey yok. He has three sons. Evet, bunun için ben sayın doktora soruyorum. And it is something that God herhangi bir Hristiyan'a her zaman soruyorum. Lütfen İncil'i bu kritik eden gözlerle bir kere daha okuyunuz. He says reproof. Kesinlikle hemfikir olmayacağımız bazı hususlar bulacaksınız. So God killed him. Genesis 38. So now, Yahuda hakkında bazı bilgiler bulacaksınız. You go in and Yahudi ırkının babası olan Yahuda hakkında so that the name of the üç oğlu vardı. This guy Ona, büyük oğlunu evlendirmişti. Ama bu konuda Allah'ın hoşuna gitmeyen bazı şeyler oldu. Ve Allah onu öldürdü. The jealousy and the Genesis 38. bölüm. Ben Hristiyanlara soruyorum. Bu konu sınıflandırmanın neresine uyuyor? O da uyarmaya giriyor demek. So bu çok iyi. Allah ona bazı şeyleri yapmasını söylüyor. O da yapıyor. So look, Allah da onu öldürüyor. Onun üzerine Yahuda ikinci oğlu Onan'a. Yahudi geleneği uyarınca onun karısını sen al diyor. The old
Ondan illa çocuk sahibi olacaklar. Onun için ortaya bazı hastalıklar çıkıyor. Bu delikanlı, yani Onan, abinin karısının yanına gidiyor. Ve yapması gereken görevini yerine getirmeye çalışıyor. Fakat tam en kritik anda kalbine bir kıskançlık düşüyor. Tohum benim olacak ama abimin ismini taşıyacak. Bunun üzerine tohumu dışarıya döküyor. Tohumunu dışarıya döküyor. Evet, bunu İncil'den okudum. Tohumunu dışarıya döküyor. Ve de onları öldürüyor. Bu hangi sınıfa giriyor? Bu yer niye giriyor? Evet, bakın. Bu sizin adetinizse bu görevinizi yerine getireceksiniz. So she says, bu görevi sadece görev olarak yapmıyorsunuz. What will that give me? Aynı zamanda yapmayı so he said, I'll give you istiyorsunuz da. Look, there are Christians bütün erkeklerin you have your Bibles with babalarının you. Evlerinde üvey kızları olduğu cihette bu kızların sayısı da giderek artmaktadır. So she says, what get it? Fakat erkekler kolayca bu kızları unutmaktadırlar. Kolayca. Onun için kadınlar intikam almak istemektedirler. Üvey babanın çiftlikle ilgilenmeye gittiği haberini aldığı zaman ki üvey baba koyun satmaya gidiyordu, o da yolun kenarına gitti. Ve yüzünü örttü. Yoldan geçen yaşlı bir erkek bu kadını gördü ve vücudunu da gördü. Onun evine gitti. Bunları İncil'den okuyorum. Ve bu adam bana müsaade etti de bu işi ben de yapayım dedi. Hani şu Santon'un gazarda yaptığı iş var ya, müsaade edin de o işi ben de size yapayım dedi. O da buna karşılık bana ne vereceksin dedi. Adam da ben sana türden bir oğlak veririm dedi. Bakın burada salonda Hristiyanlar var. Eğer bir yanlışım varsa not alın. O da peki oğlağı vereceğine nasıl emin olabilirim deyince o adam da peki garanti olarak sana ne vermem istersin dedi. Kadın da yüzüğünü, bilekliğini ve asanı isterim demiştir. Yaşlı adam da bunları vermiş ve yolun kenarında bekleyen bu kadınla beraber olmuş ve onu hamile bıraktılar. Ve ikizleri olmuş Afar ve Tara. Bunlardan biri soykütüğüne göre İsa'nın büyük büyük babasıydı. İsa'nın büyük büyük babası incest türünü. Şimdi bu büyük düzeltme uyarınca soruyorum size. 2 Timoteus 3.16'daki doktoru uyarma, düzeltme, doğruyu öğretme kısımlarından mı oluşan bu test uyarınca? Ben size söyleyeyim, pornografiye. I'm saying the only biliyor musunuz o Müslümanların çok eşliğiyle ilgili küçük bir şaka yapıyor. Biliyorsunuz İslam 4 yaşa kadar evlenmenize cevaz veriyor. Sureyi doğru düzgün okumamış. İsa suresi 3. ayet veya benzerleri bir şeyler söylemiştir. Kur'an seçtiğiniz kadınlardan 2'ye, 3'e, 4'e kadar evleniniz. Fakat aralarında adaletli davranacağınızdan şüphe ederseniz sadece bir tanesiyle evleniniz diyor. Dünyada tek bir kadınla evleniniz diyen tek yeni kitap, size dünya yüzündeki tek bir kadınla evleniniz ifadesini kullanan tek yeni kitap Kur'an'dır diyor. Dünyada başka bir kitap yoktur. Ve bu sizin meselenize çözümdür. Onun Amerika'da geniş bir çevresi var. Amerikalı genç ve güzel bir hanımla evli. Amerikalı bir kadın. Tebrikler. Fakat şimdi bekleyin. Fakat Amerika'dan istatistikleri aldığımızda görmekteyiz ki 7-8 milyon Amerikalı kadın ...8 milyon Amerikalı kadın kocasız kalacak. Eğer her Amerikalı erkek evlense de Amerika'da hala 8 milyona yakın kadın kocasız kalacak. Söyler misiniz bana? Allah'ın kitabında bu meseleye çözüm nedir? Jimmy Swaggart'ta Dr. Schorsch'un kasetleri var. Gitmeden alabilirsiniz. Her biri 8 pound. Jimmy Swaggart'ın kasetinin sonunda benimle ilgili bir şakası var. Biliyor musunuz Mr. Dittal'da koliste gevezelik ederken o bana Müslümanların 4 hanımla evlenebileceğini söyledi. Kur'an'ın 3 hanıma müsaade ettiğini söyledi. O da beni 4 hanıma kadar diyerek düzeltti. Ben de ona I said, well, Bay Didat, Hristiyan'a sadece bir tane müsaade edin. O halde ben ilk atışta en alasını bulmalıyım dedim. Ben ona Kur'an'ın 4 hanıma müsaade ettiğini söyledim. Hristiyanlık sadece bir taneye müsaade etmektedir.
Kaseti alın. En alası seçmek zorundayım diyor. Ama siz de biliyorsunuz ki en alası bile yeterince iyi değil. Bak, bak, bunların hepsi Evan Grace fikirler. Teker teker. Hepsi. Saygıdeğer Marvin Gorman. Saygıdeğer Marvin Gorman, bu şahıs fahişeliği öğretmektedir. Jessica Henn, başka bir fahişe. Jim Becker. Kendi tatmini için fahişelik yapan biri daha. Jim Swaggart. O da kendini tatmini için fahişelik yapıyor. Eğer bize gülüyorsanız siz delisiniz. Asıl size gülmek lazım. Siz Amerikalılar, sizin meseleniz var. Siz İngilizler, sizin meseleniz var. Siz Fransızlar, sizin meseleniz var. Siz Almanlar, sizin meseleniz var. Ve bu meselenize sizin kitabınızda hiçbir çözüm yok. Hiçbir çözüm. İslamsa sizin meselenize cevap veriyor. Boşanma, boşanma, boşanma. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki sorun boşanmaya takılmış. Müslümanların nasıl boşandığına yani. Bakın, bir konuya daha fazla eğildiğinizde bildiğiniz bir konu değilse yanlışa düşersiniz. Dünyadaki İslam cemaati karnınızı boşama istediğinizde boş ol, boş ol, boş ol demenin yeterli olduğu fikrine işte sahip gibi görünmemektedir. Ama Kur'an'a bakarsanız bu vardır. Burada bütün bir sure Talak ismini taşımaktadır. Yani sure boşanma suresidir. Sizin okunmuş olmanız lazım. Talak boşanma demek. Dışarıda dışarıda sonuç kardeşimiz Kur'an'ı 2 yıldır incelediğini söylemişti. 2 yıldır. Evet eminim. Bakın Kur'an ne diyor? Sevgili kardeşlerim, bilahare Kur'an'ı bu şekilde incelemek nasıl akılcı değil? Niye fizibil değil? Niye doğru değildir? Onu görelim. Müslümanlar hakkında konuşmayınız. Zira biz ne kadar kötü Müslümanlar olursak, siz de o kadar kötü Hristiyanlar olursunuz. Çoruş Kur'an suresini de okudu. Bu ayet dinde zorlama yoktur manasına gelmektedir. Zorlama bu ne kadar gereksiz bir şeydir. Elinize bir silah ya da bir bıçak alacaksınız ve birisini kelime-i şehadet getirmeye, İslam'ın bu ilk şartını yerine getirmeye zorlayacaksınız. O da getirecek. Neye yarayacak? Hiçbir şeye. Evet. Dinde zorlama yoktur. Fakat bize yakıştırılan, bizim için söylenen şey Müslümanların zorlama yaptığı. Bakın kardeşim Çoluş, bizzat siz Müslümanların tam 1400 yıldan beri hiçbir zorlama yapmadığını bir ispatısınız. Siz ve sizin söylediğiniz gibi 14 milyon Hristiyan bizim emanetimizsiniz. Mısır'da Müslümanlar 1400 yıldan beri ülkeye hakimdirler. Ülkeyi birkaç yıl Fransızlar yönetmişlerdir. Birkaç yılda İngilizler yönetmişlerdir. Fakat Müslümanlar 1400 yıldan beri ülkeye hakimdirler. Fakat bugün hala... Fakat bugün hala Mısır'da 10 milyon Koptu Hristiyan bulabilirsiniz. Eğer herhangi bir şekilde zorlama olmuş olsaydı ülkede bugün hiçbir Hristiyan'a rastlamanız mümkün değil. Müslümanlar İspanya'yı 800 sene yönettiler. 800 sene. Biz katliam yapmakta başarısız olduğumuz için biz orayı terk ettik. Evet, biz orayı terk ettik. Yazıklar olsun bize. Yapmamız gereken görevlerimizi yapamadık. Fakat 800 yıl boyunca orada bir zor uygulasaydık, hatta ekonomik bile olsa bir zor uygulasaydık, ülkede bir tane Hristiyan kalmaz. Müslümanlar
Biz Müslümanlar Hristiyan'ı 1000 sene süreyle yönettik. Ama 1000 sene sonra Hint Yarımadası bölündüğünde Müslüman ülkesi olan Pakistan 1/4'ünü aldı. Hindular ise 1/3'ünü aldı. Niye? Çünkü biz bu işi beceremedik. Ve Endonezya'ya hangi Müslüman orduları gitti acaba? Nijerya'ya hangi Müslüman orduları gitti? Afrika'nın doğu kıyılarını hangi Müslüman orduları fethetti? Hangi Müslüman ordu? Bugün İngilizler ve Amerikalılar İslam'a doğru gelmektedirler. Peki bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor bu? Akıl gücüyle oluyor tabii. Bernard Shaw. Gelecek yüzyılda İngiltere'yi ve Avrupa'yı fethetme şansı olan bir din varsa bu da İslam'dır. Bernard Shaw. Bernard Shaw kafalı bir adamdı. Bunu görebildi. Fakat biz Müslümanlar İslam'ı başarısızlığa uğrattık. Vallahi uğrattık. Doğru düzgün uygulayamadık. İnandık. İnandığımızı hep söyledik. Fakat bir taktik uygulayamadık. Bu da bizim problemimizdi. Kader bizimdi, kısmet bizimdi. Vallahi bizimdi. Allah ben sizi hayattaki her şeyin üstünde kılacağım demişti. Yani Hinduizmin, Budizmin, Hristiyanlığın, Komünizmin, Yahudiliğin ve her türlü izmin üstünde olacaktır. Yalnız Thomas Kalay. Thomas Kalay 1840 yılında burada İngiltere'de dersler veriyor. Evet, Thomas Kalay, bu adamın verdiği dersler geçen yüzyılın en önemli olaylarından biriydi. Thomas Kalay ve diyordu ki sınıf. Peki bu sınıf meselesi nerede olacak? O ana kadar bütün düşünceler bir azınlığa dayanıyorlardı. Bu sınıf düşüncesi yine bir düşünceydi. Bir tek kişinin kendi kafası bağlı şeylere yetmiyordu. O da sınıfı ele aldı. Önce bir sınıfa bağlı olmak zorundaydınız ve bunun propagandasını yapmaya başladı. İlk önce bir sınıfınız olmalıydı. Peki bu sınıfa nasıl sahip olacaksınız? Kabiliyetiniz vasıtasıyla tabii. Akıl ve hikmet mi? Evet. Al-Kur'an 16:25. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde tartış. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. İşte bu akıldır, hikmettir. Bu da size soracağım son konudur. Bana verdiğiniz süreyi doldurmak üzereyim. Doktor Şoruş, Muhammed bir ümmi değildi. Okuryazar bir insandır demişti. Ve İslam tarihi konusunda bir kere daha yalan söyleyerek Muhammed Hüdeybiye'de kelimeleri değiştirmiştir demektedir. Hazreti Muhammed burada Muhammed el-Resulullah yerine Muhammed bin Abdullah ismini mi kullanır? Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed kelimelere ne yapmıştır? Peygamberimizin imzalayacağı bu anlaşma normal olarak Muhammed el-Resulullah ifadeleriyle hazırlanmıştır. Fakat Kureyşli müşrikler bunu kabul etmemişler ve değiştirilmesini istemişler. Fakat Peygamberimize inanan sahabiler buna itiraz etmişler. Ve biz Muhammed Allah'ın Resulü değildir diyemeyiz demişler. Ve anlaşmanın Resulullah kelimeleriyle muhafazasını istemişlerdir. Onun için barış tehlikeye girmesin diye sevgili Peygamberimiz kalemi eline alarak Muhammed el-Resulullah kelimelerinin nerede yazılıydı diye sormuş. Ve Resulullah kelimelerini çizmiş, yerine Muhammed bin Abdullah yazmış. Gördüğünüz gibi bu tip tartışmalar için daha fazla süreye ihtiyacımız vardır. 75 dakikada birçok şey söyleniyor. Daha sonra da cevap vermek için koşuşturup duruyoruz. Evet, maalesef doğru. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Bu gördüğünüz sepet içinde tartışmacılara yöneltilecek sorular toplanmış bulunuyor. Toplantımızın tartışmacılarına bu sorulardan ancak bir kısmı sorulacaktır. Çünkü bu soruların tamamını tartışmacılarımıza yöneltmeye esasen zaman açısından hiçbir imkan bulunmamaktadır. İlk soru Doktor Şuruş'a yöneltilecektir. İsa Allah üçlemesinin bir parçası olarak kabul edildiğine göre Adem ve Havva kendisine ve Ruhül Kudüs'e itaatsizlik ettiklerinde neden onlara müdahale edip onların günah işlemelerini engellememiş ve affetmemiştir? Evet, neden onları affetmemiştir? Doktor Şuruş'a. Bu konuyla ilgili olarak sadece şunu ifade etmek isteriz. Bu hikayenin geçmişinde Yahudiler biri kadınlar için, biri erkekler için olmak üzere iki mamut geliştirmişler. Bunlardan her ikisi de taştan imal edilmişler. İsa şunu sormaktır. Eğer bir adam karısıyla birlikte bu mamutlara giderse günahkar olur. Bu kadın bu taşları ve bu taşlara tapanağını bırakırsa Allah onun günahlarını affeder. Çünkü Allah biri erkekler için biri kadınlar için olan iki ayrı standartta sahip değiller. Fakat bir tek bağrı var. İkinci olarak başlangıçtaki kabiliyeti için Allah bir uyar yapmıştır. Cinsiz 115'te belirlediği üzere bize Allah'ın bundan sonra ancak bundan sonra Adem ve Havva'ya bir vaatte bulunduğunu söylemek. Eğer kadının günahını görürse hatırlayın farkında da ediyor. Mucize yok. Fakat erkeğin günahı söz konusu değil. Biri yılanın başını ezecek. İşte bu kerameti yerine getiren çarmıha girilmiş vaziyetteki insan. Bunu bütün günahkarlar için yerine getirmek. Bütün günahkarlar için. Sadece Adem ve Havva için değil. Teşekkür ederim. Bayanlar baylar, lütfen sorularınızı okunaklı olarak yazın. Ve fikirlerinizi oturduğunuz yerden değil, bu sorularla ifade ederseniz çok daha iyi olur. Şimdi Bay Didat'a yöneltilecek ilk soruyu okuyorum. Efendimiz İsa'yı bir bakire doğumu ile dünyaya geldiğine mi inanmaktadırlar? Yoksa babasının Joseph olduğunu? Soruyu tekrar ediyorum. Efendimiz İsa'nın bir bakire doğumu ile dünyaya geldiğine mi inanmaktadırlar? Yoksa babasının Joseph olduğuna mı? İlk soru Bay Didat'a yöneltildi. Soru Efendimiz demektedir. Biz Müslümanlar Efendimiz olarak inanmamaktayız. Efendimiz İsa deniyorsa biz Efendimiz İsa sözüne inanmıyoruz. Biz İsa'ya mucizevi olarak doğup İsa Aleyhisselam olarak inanıyoruz. Hiçbir erkek müdahalesi olmadı. Buna rağmen Lukas'ın soy kütüğünde İsa Joseph'in oğludur. Hatta öyle ki bunu Lukas'a Ruhül Kudüs söylemiştir. İsa'nın babasının aslında Marangoz Joseph olduğunu söylemiştir. Biz buna katiyetle inanmıyoruz. Biz onun mucizevi olarak doğduğuna inanıyoruz. Ve Kutsal Kur'an bu olayı tasdik etmektedir. Ali İmran suresinde şöyle denilmektedir. She says, قَالَتْ رَبِّيَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ She says, oh my lord, manasıysa Meryem, Rabbim, bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir demiştim. Melekler şöyle dediler, Allah dilediğini böylece yaratır. Bir işin olmasını dilerse ona ol der ve olur. Biz de onun için İsa Aleyhisselam'ın hiçbir erkek müdahalesi olmadan mucizevi olarak doğduğuna inanıyoruz. Ve Marangoz Joseph'in İslam inancında hiçbir yeri yoktur. Evet, kesinlikle. Kesinlikle hiçbir yeri yok. Buna inanmıyoruz.
Bundan sonraki soru bayanlar baylar Doktor Şuru şeyinden silmiştir. Bu soru Dublin'li bir ev hanımı tarafından Bayan Ann Spencer tarafından yöneltilmiştir. Soruda İncil'in üç nedenden ötürü İrlandalı bir grup tarafından İncil'in yasaklanmak istendiğini, bu nedenlerin birincisinin seksi yüceleştirmek, ikincisinin genç kızların seksüel olarak kullanılmasını kabul etmesi, üçüncüsünün ise tecavüze göz yumması olduğunu belirtmektedir. Siz bir İncil uzmanı olarak bu suçlamalar hakkında ne diyorsunuz? Bu konuya sadece bu konuyu içerecek şekilde değil, daha geniş bir cevap vereceğim. Bu soruyu sorandan Bay Vidar da iyi bilirler ki, kutsal İncil sizin hayat biyografiniz değil. Size kötü niyetlerinizi görmeyerek sizin ne kadar da iyi bir insan olduğunuzu söylüyor. İncil bir gerçek. Onun için size doğruyu ve yanlışı gösterir. Ve böylece size doğruyu. Bu onun bir parçasıdır. Evet, işte bunun için. Evet, bunun için. The Quran. Quran. The Quran. Quran seksi yüceleştirmekte ve oraya gittiğinizde sizi 72 kadının bekleyeceğini söylemektedir. As far as the record of the Bible. İncil'e gelince size sadece gerçeği söylemektir. İncil'de bunlardan hiçbir zaman bahsedilmez. Sadece size doğruyu gösterebilmek için şeytanın kandırdıklarının nerede oldukları ve Allah'ın onları nasıl mahkeme edeceği kayıtlardır. Ve İncil'de hiçbir hata bulunmaz. Çünkü doğru ile yanlış yan yana bulunamaz. Eğri ile doğru yan yana bulunamaz. Onun için İncil size Ravaz 1. bölümde Allah'ın bunları nasıl terk ettiğini anlatarak, açıklayarak bundan kaçmanızı hatırlatır. Evet, kesinlikle size bunları açıklar. Teşekkür. Şimdi Baybiket'e yöneltilen İkinci sorusunu okuyor. Müslümanlık inancı hakkındaki bilgilerinize dayanarak Muhammed'in anti-İsa'cı olmadığını söyleyebiliyor musunuz? Soru kısaca, Hazreti Muhammed'in anti-İsa'cı olup olmadığıdır. Anti-İsa'cı demek, İsa Aleyhisselam'a karşı olan biri, deccal olan biri demektir. Deccal, bizim anti-İsa'cı anlamında kullandığımız bir kelimedir. Bu nasıl olabilir? Bakın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam ancak İsa'ya inanmakla mümkündür. İsa'ya inanmayan Müslüman, Müslüman değildir. Biz Müslümanlar İsa'ya inanmak zorundayız. Kur'an'ın bize kesinlikle bildirdiği kadarıyla İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna inanmak zorundayız. Biz onun mucize olarak doğduğuna inanmak zorundayız. Onun İsa, Mesih, Mesai olduğuna inanmak zorundayız. Allah'ın izniyle ölülere hayat verdiğine ve Allah'ın izniyle körlerin gözünü açtığına inanmak zorundayız. Ve Hristiyan İncil'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın gerçek bir elçisi olduğunu tasdik etmektedir. Test bunu böyle gösterir. John'un birinci kitabının dördüncü bölümü şöyle söylemektedir. Ruhlara inanmayın. Fakat ruhları da Allah'ın sözleriyle yargılayınız. Birçok yalancı peygamber dünyanın çeşitli yerlerine yayılmıştır. Devam edin. İsa'nın peygamber olduğu açıktır. Çünkü bu kitap tarafından ifade edilmektedir. Bu bir testtir. Peki, bundan sonra ne uygulayacaksınız? Sevgili peygamberimiz,
This is a test. Hazreti Muhammed şunu söylemektedir. Now, why don't you apply? Daha doğrusu Holy Prophet Muhammad Kur'an şunu yazmaktadır. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ Behold the angel said, O Mary, إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ Says, Allah gives you glad tidings of a word from him. إِسْمُهُ الْمَسِيحِ His name will be the Messiah. Translated Christ, that Jesus is the Christ. Manası ise şudur. Melekler demişti ki, Ey Meryem, Allah sana kendinden bir özür, adı Meryem oğlu İsa Mesih'i, dünya ve ahirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler. Mesih İngilizce'ye kriz olarak çevrilir. Bu bir test ise alın size bir test. Niye mantıklı davranmıyorsunuz? Niye kendi kitabınıza bakmıyorsunuz? Kendi kitabınıza bakın, testi bulunuz ve Muhammed'e uygulayın. Kitap bir meyve ağacının o meyveyi, kendi meyvasını vereceğini söylemektedir. Sonuçta şu anlaşılmaktadır ki, iyi bir ağaç şüphesiz ki iyi bir meyve verecektir. Şeytani bir ağaçsa şeytani meyve verecektir. Hiç şüphesizdir ki her meyve kendi tohumuna sahiptir. Karşılaştırın onları. Birey bireye karşılaştırın. Kardeşlik konusunda, iyi kalplik konusunda, şefkat konusunda, alkolden kaçırma konusunda hiçbir cemaat bize kendinden bizi iyi olduğunu söyleyemez. Bizim eksik yönlerimiz yok mu? Tabii var. Bizim de diğer cemaatler gibi iyi ve kötülerimiz var. Bizim de birçok Hristiyanı korkudan masanın altına kaçırtacak serserilerimiz var. Fakat bir bütün olarak dünyanın en iyi toplumu Müslümanlardır. Dünyanın alkol içmeyen bir toplumu Müslümanlardır. Benim ülkemde Güney Afrika'da daha kimse beni Müslümanlar konusunda suçlamaz. Biz Güney Afrika'da en küçük alkol tüketimine sahibiz. En küçük kumar oranına sahibiz. En küçük cinayet oranına sahibiz. En küçük mahkumiyet oranına sahibiz. En küçük boşanma oranına sahibiz ve ülkede en büyük şefkat oranına. Mesih diyor ki, ağacın meyvasıyla değerlendirir. Bireysel olarak değil, bütün olarak değerlendirir. Bireyler için bir de kendinize bakamaz. Hitler kimdi Hristiyandı, Mussolini kimdi Hristiyandı. Biraz onlardan konuşun. Bakın, bakın. Öyle anlaşılıyor ki ancak bazı soruya daha vaktimiz var. Bu da her iki tartışmacıya sorulacak üçer soru anlamına gelir. Şimdi Sayın Doktor Şuruş'a yöneltilen bir soruya geliyor. Kutsal kitaptan Matyas 27. ayetinde İsa'nın muhterem naaşının haça gerildiğini okumaktayız. Neden yeni ahidin diğer bütün kitapları bu yeniden dirilmeden bahsetmemektedirler? İsa'nın çarmıha gerildiğine Hristiyanların inanıp inanmadığına dair bir soru mahiyetini taşımaktadır. Ben de Uzeyr'in eşeğini üzerinden 100 sene sonra sürmesine nasıl inanıldığını hep merak ediyorum. Yeni ayetin diğer kutsal kitapları bu büyük olaydan çarmıha girilmeden niye bahsetmemektedirler? Buna şunun için bahsetmemektedirler diyecek konumunda değil. Bunu bilemiyor. Evet, kesinlikle bunu bilmiyor. Ve alkışlamanızı da beklemiyorum. Çünkü alkışlamanız için hiçbir gerekçe yok. Kesinlikle yok. Çünkü buna verilecek cevabın ne olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. Bütün sorulara cevap verecek kadar akıllı olsanız siz de Allah olursunuz. Şimdi daha bitti mi? Evet, bitti mi? İkinci olarak bu Allah'ın zamanının sonunda gerçekleşecek olan yeniden doğuşla ilgili olarak bize ilettiği bir sınav. Böylece Allah gerçekleşecek olan bir şey için bizi bir sınavdan geçirmiştir. Soruda Hristiyanların temel inancında yeniden doğuşa inanılmadığından bahsedilmektedir. Hayır, inanılmasıdır. Evet, inanılmasıdır denilmektedir. Fakat Türkçemizde hayır. İşte onun için
için öldükten sonra ilk dirilecek olan da İsa'dır. Ve işte bunun içindir ki İncil bize bir gün zuhur çalındığında, evet Muhammed bunu da İncil'den almıştır, zuhur çalındığında ayağa ilk kalkacak olan İsa'nın ölüsü olacak. Ve biz de kalabalıklar halinde canlanacağız. Bu Allah'ın sözü. İnanmamız gerekir. Anlatamazsak. Evet. Mesela Kur'an'dan örnek alalım. Size sormak istiyorum. Siz Arapça konuşan kişiler aranızdan kaç kişi Arapça Kur'an'ı anlayabiliyor? Evet. Öyle mi? Gerçeği söylemiyoruz. Çünkü araştırmacılar... Hayır. Dinleyin. Kur'an hakkında yazılan en son kitap... Kur'an sureleri hakkında yazılan en son kitap, dinleyin, Doktor Kasis'in yazdığı en son kitap, Kur'an'ın başka dillere çevrilemeyeceğini, onun içinde anlaşılamamıştır demektedir. Evet, kesinlikle anlaşılamamıştır. Çünkü Arapça yazılıydı. Bundan dolayıdır ki Kur'an hiçbirimizin anlayacağı bir dilde almamıştır. Diğer soru başlıyor. Çünkü insanın Nazar Rus'u ölümden döndürmesinin onun Tanrı olduğuna inanmak için yeterli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yanılmıyorsam soru şöyle bir şey diyordu. İsa Tanrı'dır. Çünkü Lazarus'u canlandırmıştı. İncil'de hiçbir yerde İsa'nın Lazarus'u hayat verdiği yazmamaktadır. Lazarus öldüğü zaman ki bunu St. John kitabında okuyun, orada değil. Ve arkadaşı Lazarus'un bulunması gereken köye gittiğinde, Lazarus'un kız kardeşi Marta, ona şayet siz burada olsaydınız, kardeşim ölmemiş olurdu dedi. Mesih İsa'nın bazı mucizevi özelliklerini kastederek, siz kardeşimin hayatını kurtarabilirdiniz dedi. İsa da ona, şimdi bile şayet kısmetin varsa, şimdi bile, benim değil ama Allah'ın ihtişamını görebilirsin dedi. Şimdi bile, benim ihtişamını değil. Ama Allah'ın ihtişamını görebilirsin. Şimdi bana müsaade edip Allah'a yalvaracağım. Ve İsa kayalara uyulmuş mağaraya, Allah'a yalvarmaya gitti. Giderken kendisine yardım etmesi için ağlayarak Allah'a dua ediyordu. İncil ızdırap içinde ağlayarak Allah'a dua ediyordu demektedir. Bu da ne demektir? Ağlıyordu, Allah'la konuşuyordu. Ama bunlar etrafındaki insanlar tarafından duyulabilecek şeyler değildi. Ağlıyordu, yalvarıyordu. Gibi sesler çıkarıyordu. Aslında Allah'la temas kuruyordu. Ve Allah'tan istediği mesaj aldığına emin olunca Mesih İsa göğe gözünü çevirerek ey benim babam. Yani esirgiyen bağışlayan yüce Allah. Beni duyduğunu biliyorum. Neyi duyuyordu Allah? Yalvarmalarını, ağlamalarını duyuyordu. Seni sürekli orada olduğunu biliyorum. Fakat oradaki insanlar bana senin yardım ettiğini bilmezler. Ona benim hayat verdiğimi düşünecekler. Ama ben orada duran insanlara, ben Allah'a yalvaracağım. O bana yardım edecektir dedi. Hep sorsalar. Ama ben hayatı ona senin verdiğini biliyorum. Ama onlar bu adama hayatı benim geri verdiğimi sanıyorlar. Ama ben ona hiçbir şey vermedim. Ona hayatı geri veren Allah'tır. Evet sevgili kardeşlerim, İsa İncil'in neresinde ben ölüye yeniden hayat verdim demektedir. Hiçbir yerde böyle bir şey söylememektedir. Şimdiki soru doktor şunu söylüyor. Soru pek kötüme bir soru olmamak birlikte, elimden geleni yapacağım. İncil'in hangi versiyonunun aslına uygun olarak kabul ediyorsunuz? İçinden çıkarılan parçalar olan versiyonu siz de kabul ediyor musunuz? Yani üçleme hakkında baba, oğul ve kutsal ruh hakkında. Evet, kutsal ruh hakkında. Bunlar üç müdürler yoksa bir midirler? Doktor Şuruş'a bu soruyu soruyoruz. Soruyu anladınız mı doktor?
hanımlar, baylar, İncil'in orijinal metninde olmayan bir şeyi İncil'e koymakla, İncil terminolojisiyle söylersek, araya girmeliyizdir. Şu an İncil'den konuşuyoruz, bayanlar, baylar. Ama size şunu hatırlatmak istiyorum ki, bizler Kur'an'ın Arapça olarak bildirildiğine inanıyorsunuz. Eski ahit İbranice gelmiş. Yeni ahitse Yunanca olarak geldi. Bunların hepsinde de mesajı hassasiyetle anlayabilmek için orijinal lisana gitmek zorundasınız. Bu mesajları kritik edebilmek için onlara analitik bir yolla yaklaşmak zorundayız. Bir kitabın içerisinde orijinaline uymayan yerleştirme bir metinle karşılaştığımız zaman hayır olmamalıdır. Ama sizler ağzına zıplayıp aykırmaklarda bulunmak yerine sizlere söylenene daha dikkatli dinlemiyorsunuz bile. İkinci olaraksa işte bunun içindeki bu sure, bizzat bu sure en son bulunan, arkeolojik olarak en son bulunan eski Yunanca İncil'lerden Sarifikus kopyası gibi eski Yunanca İncil'lerden burada Londra'daki müzede bulunan kopya gibi Yunanca İncil'lerden çevrilerek oluşturulmuştur. Bu kesinlikle böyledir arkadaşlar. Evet, size bulabildiğimiz en eski kopyalardan en büyük dikkatle tercüme ettiğimizi bizzat bu kopyaları göstererek ispatlayabiliriz arkadaşlar. Burada size bir soru yönelteceğim. O zaman niye sizin bütün Kur'an'larınızı yaktı? Biliyor musunuz? Burada elinde Kur'an'ın metniyle ilgili tarihi belgeler var. Size gösteriyor. Bunların El Hezer Üniversitesi ve Şam'daki mushafların Muhammed'in devrine kadar gittiği belirlenmiştir. Bunların iş yerleşimlerinde farklılıklar belirlenmiştir. Size 40 yılını bu konuyu incelemeye veren Arthur Goffin'in kitabıyla cevap veriyorum. İşte onun için bu sorunun cevabı bu surelerin İncil'de olmadı. Bu cevap bu İncil'leri değiştirmenin sebebi midir acaba? Fakat biz bu surelere inanıyoruz. Çünkü biz yapısal, analitik, arkeolojik, kritizm gereği bu kitabın bütünlüğünü dolayısıyla İncil'in bizzat kendisine inanıyor. Şimdiki soru Bay Dilo. Müslümanlarda Araplar ve Arap olmayanlar için farklı Kur'an versiyonları var mıdır? Soru Müslümanların da farklı Kur'an versiyonlarına sahip olup olmadıkları. Biz farklı versiyonlara sahip değiliz. Tercümelere sahip. Tercüme ile versiyon arasında ne fark var? Size söyleyeceğim. Biliyor musunuz? Tercümede kelime seçme imkanınız var. Sencan, İncil'indeki ilk yerine bir tane bile yok kelimelerinin kullanılması tercümedir. Burada versiyon farklılığı yoktur. Burada sadece çeviride kullanılan kelimeler seçilmiştir. Ama versiyon farklılığı şurada ortaya çıkmaktadır. Bakın burada. Çoruş kardeşimiz tesis üçleme ile ilgili surenin araya koyma bir sure olduğunu söylemektedir. Yani orada olmaması gereken bir şey oraya itilmiştir. Ve bana hediye ettiği İncil'de bu metin yerli yerinde durmaktadır. Başka bir deyişle bu kitap bir versiyondur. Başka bir kitabı. İncil'in Roman Katolik versiyonunu açınız. Bu kitapta da birçok başka surelerle doludur. Bu da farklı bir versiyondur. Bu RSV de farklı bir versiyondur. Hatırlıyorsunuz değil mi? İsa Kola bazı kaba kelimeler söylemiştir. Bunlar da bu kitaptan çıkarılmamış. Bu kitapta... Evet, bu kitapta bir sonradan yerleştirme olarak durmaktadırlar.
bir imarat olarak durmaktadırlar. Bir bozulma olarak durmaktadırlar. Demek ki farklı versiyonlar vardır. Versiyonun ne olduğu anlaşıldı mı? Bazı surelere bu kitap da sahip. Bu ise sahip değildir. Bu sureler atılmıştır. Bu versiyondur. Bu kitap 66 sureye haizdir. Bu kitabın ise 73 suresi vardır. Bunlar farklı versiyonlardır. Zannederim size anlatabilirim. Benim bu basit İngilizcemde. Onun için bizim farklı Kur'an versiyonlarımız yoktur. Arapça Kur'an evrensel olarak hep aynı Kur'an'dır. Birinin diğerinden hiç farkı yoktur. Tercümelerinde ise İkdol, Muhammed Ali, Yusuf Ali, Deryabadi, Esad gibi mütercimlerce yapılmış tercümelerimiz var. Yüzlercesini bulabilirsiniz. Farklı tercümeler var. Fakat farklı versiyonlar yok. Birbirinden farklı sadece mütercimlerin seçtikleri kelimelerdir. Böyle biliriz. Bunu böyle biliriz. Tartışmacı okulda yöneltilecek sadece iki sorumuz kaldı. Bu sorulara mümkün olduğu kadar kısa cevap verilmesini rica ediyorum. Şimdiki soru Doktor Şuluş'a sorulmaktadır. Neden Martin Luther zamanına kadar Allah'ın sözü olarak kabul edilen bir kısım sözler daha sonra Hristiyan dünyasının bir kısmınca kitaptan atılmış ve bugün Roman Katolikler bu sözleri hala Allah'ın sözleri olarak kabul etmektedirler. Size göre Allah'ın fikri olarak tanımlamak doğru mu? Evet, size göre Allah'ın fikri olarak tanımlamak doğru mu? Bu soruyu soran her kimse ne dediğini bilmiyor gibi gözükmektedir. Kitapta, Türkiye'de, kitapta, dinleyin, dinleyin, lütfen, lütfen. Kimin? Evet. Lütfen çocuklar gibi davranmayın. Evet. Şimdi soruya gelince, eğer İncil'in bu versiyonunu okursanız, burada bu metinlerin okunmasının sizin için faydalı olacağından bahsedildiğini göreceksiniz. Evet, kitaba karşı olan bir hüküm değildir. Evet, diğer 66 kitaba karşı olan bir hüküm değildir. Evet. Başka bir yalan, Katolikler de bunların Allah tarafından söylendiğine inanmaktadırlar. Bu sizin dediğiniz gibi değildir. Benim elimde bir Kur'an var ve onu size okuyorum. İngilizce anlamı ise şudur. Öyleyse Muhammed'in Tanrı'nı Allah'tan başka Tanrı olmadığını söylemektedir. Ve sizden günahlarınızın affedilmesi için sadece ona yalvarmanızı istemektedir. Allah sıkıntı içinde olan inanmış erkekleri ve kadınları affeder. Ve o geriye kalanları unutur. İşte tam burada anlaşılan her şeyi tercüme etmeyi unutmuşlar. Bu kesinlikle açık. Teşekkür ederim. Bayanlar baylar. Bayanlar baylar. Bayanlar baylar. Lütfen dikkat. Son bir dakikamız var. Ve bu son soruyu Bay Didat'a sormak istiyorum. Bay Didat, lütfen bu soruya en hızlı bir şekilde cevap verin. Orijinal günah bir gerçekliktir. Neden Müslümanlar bu çok önemli inanışa inanmamaktadırlar? Soruyu tekrar ediyorum. Orijinal günah bir gerçekliktir. Neden Müslümanlar bu çok önemli inanışa inanmamaktadırlar? Bize yöneltilen soru orijinal günahın gerçeklik olduğunu söylemektedir. Orijinal günah demek de neyi kastediyoruz? Biliyor musunuz? Hristiyanlar Adem ile Havva'nın yasak meyveyi yemeleriyle günahın dünyaya indiğini kabul eder. Bunun için de Adem'den itibaren bugüne kadar her türlü insan bebeği bir günahkardır. Ve bundan dolayı herkes her beşer cehenneme gidecek. Evet, cehenneme gidecek. Adem ve Havva'nın günahı.